nedir? Umarım Fox Mail. Hep ücretsiz olur ama kullanıcılar e-posta depolama alanlarını genişletmek ya da uçuş rezervasyonu yapmak, yemek siparişi etmek ya da hava durumuna bakmak gibi ek özellikleri kullanmak isterse ücret alabilirim. Fox Mail'in lansmanından başka kimlere bahsettin? Pek çok kişiye. Pek çok mu? Apple'la pazarlık yaptım, onlar biliyor. Proje teklifimi sizden önce başka yatırım şirketlerine de göndermiştim. Rofiz'e gönderdiğim proje önerisi sana da gönderilmişti. Biri imzaladı. Bilmediğine inanamıyorum. Biri beni saf dışı etti ve onu Bay Peng'e sundu. Şirketiniz ne kadar da karmaşık bir yermiş. Teklifi gördükten sonra Bay Peng ne dedi? Bunu henüz bilmiyorum. Değerlendirme grubu yukarıdan herhangi bir emir almadı. Aslında bize yatırım yapmasanız da çok sorun değil. Hı? Yatırım yapmak isteyen pek çok şirket var. Onlara bir şans vermek isterim. Yatırım demişken, sence Rofiz'in bize yatırım yapma ihtimali var mı acaba? Geçiştirme sözler duymak istemiyorum ama. Evet var. Olmasaydı benim gibi yükseklik korkusu olan biri buraya gelir miydi? Bana söylemediğin başka korkuların da var mı? Bunu sana söyleyemem. O halde bahse girelim. Rofiz Fox Mail'e yatırım yapmazsa daha sonra yine buraya gelip benimle teleferiye bineceksin. Çok acımasızsın. Ya yatırım yaparsan? O zaman ben gelip seninle teleferiye bineceğim. Bay Lo, ticarette gerçekten çok iyisiniz. Tamam. Hava harika, manzara harika. Artık iş konuşmayalım. Sence arkadaştan fazla olma ihtimalimiz var mı? Aşağı güvenle indikten sonra söylerim. Bu aşağı komünikasyon ve Dongfang.net.com'la bir anlaşma imzaladım. İlk 10 milyon cep telefonu yakında piyasada olacak. Huaxia Komünikasyon ve Dongfang.net.com tarafından satılacak bütün cep telefonlarında Zhiyeshun yer alacak. Bu yılın sonunda 50 milyon cep telefonu yazılımımızı kullanıyor olacak. Her ay o telefonlardan 10 mesaj gönderilirse toplam gelirimiz 500 milyon yuan olacak ve bu da günlük gelirimizin 17 milyon yuan olacağı anlamına geliyor. Nasıl? Beni dinliyor musun sen? Her ay 500 milyon yuan mı? Kârın %70'ini alabilirim. Bu da 350 milyon yuan anlamına geliyor. Peki babanla konuştun mu? Konuştum. Sözünü bile etme. Pan Shuewu beni ispiyonlamış ve telif hakkı ile ilgili sorunlar yaşadığımı iddia etmiş. Babamdan bir sürü azar yedim telefonda. Bunu hak etmiyorum. Baban geçen sefer geldiğinde zaten telif hakkı konusunu konuşmuştu. O adamı ona götürmeni istemişti. Sen kabul etmedin. O yüzden baban senin bu işi çoktan çözdüğünü düşündü. Sonuç olarak Rofiz'in patronu da babanı aradı. Bütün olayı bilmeyen baban da bundan çok utandı. Seni suçladığı için ona kızma. İnsanlar yaşlandıkça korkaklaşır mı? Evet. Yaşlandığında içinde olduğun durum ne kadar tehlikeli olursa olsun, dikkatle gözlemlediğin sürece para kazanmaya devam edebilirsin. Ama artık geri dönülemeyen duruma geldiysen ve çok çalışmaya devam ediyorsan, aptalın tekisin demektir. Bazılarının diğerlerinden daha uzun yaşaması çok normaldir. İşte o zaman sorunun ciddiyetini fark etmezsin. Bundan korkman mı gerekiyor? Ben öyle kolay korkmam. Bunu bir düşün. Eğer Rofiz'den Peng Shiyu babanı aradıysa bu durum dünya çapındaki bir yatırım şirketinin çoktan bizi sorgulamaya başladığını gösterir. Gerçekte sır diye bir şey yoktur. Senin hakkındaki şüpheler doğrulandığında hiçbir yatırım şirketi senin projene
dahil olmak istemeyecektir. Dedikodulara maruz kalıp herkesin güvenini kaybettiğinde sana saldırmasalar bile yok olursun. Hong Kong'daki grubun parası var. Tek başıma oynayabilirim. Para kapitalistler için önemli değildir. Kimse sana sosyal kaynak sağlamaz. Piyasaya giriş yolunu açmaz ya da hiçbir şekilde sana garanti vermez. Jishun hizmet sektörüne aittir ve bu tepenin kralı sen değilsin. Peng Shiyu çoktan babanı aradı bile. Bu onunla yaptığın pazarlığın iyi geçmediğini gösteriyor. Sorunu çözememekle kalmadın, asla çözemeyecek gibi de görünüyorsun. Sence de azarlanmayı hak etmiyor musun? Onun yaşadığı zorlukları anlamalısın. Yasal risk taşıyan ve itibarına zarar verecek hiçbir işe bulaşmak istemiyor. Yasa dışı hiçbir şey yapma. Hey, sana şunu sorayım. Babam nasıl zengin oldu? Mal ve mücevher kaçakçılığı yaptı değil mi? İkinizin gece yarıları, ellerinizde silah ve belinizde el bombalarıyla Hong Kong'dan gece yarıları nasıl mal kaçırdığınızın hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Hong Kong o zamanlar çok karışık. O zamanlar kanun yok muydu? Kaçakçılığın yasalara aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz? Burma'da ne işiniz vardı? Hayır işleri mi yoksa? Bu şekilde konuşmamalısın. Senden bir konuda fikrini öğrenmek istiyorum. Nedir? İlk kez kendi işimi kuruyorum. Şirketinizin desteğini almak için öncelikle hisse payı ya da para teklif etmek gerektiğini duydum. Bu doğru mu acaba? Yatırım şirketleri hakkında çok şey biliyorsun. Peki sana ne kadar ödemeliyim? Hiçbir şey. Foxmail'i desteklemiyorsun. Ya da belki çoktan başkasının teklifini kabul ettin.